Yeniden merhabalar, Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün konuğum Gaye Usluer. Tanıyorsunuz elbette ama ben şöyle bir özetlemek isterim onu. Bir kere kadın. Evet. Kadını konuşacağız. Kadını ilgilendiren çok önemli iki hazırlık var mecliste. Biri 12 yaşındaki kız çocuklarına tecavüz diye benim nitelediğim çok erken yaşta evlilik meselesi. Ve bu arada hemen belirteyim, adının önünde profesör unvanı olan İstanbul'daki bir öğretim üyesinin deprem felaketiyle kız çocuklarının evlenmesini yasaklanma arasındaki kurduğu bağı bir suç duyurusu olarak paylaşacağım, aktaracağım. Bunları konuşacağız Gaye Usluer ile, dediğim gibi kadın. Tıp doktoru, ben tıp doktoru olduğunu biliyordum ama Enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Yani koronavirüs konusunda evet, her şeyi sorabilirim size. Tam da bizim konumuz, evet. İstanbul'da birazdan onu da paylaşacağız. İstanbul'da da bir alarm var. Koronavirüs Çin'den yayılan, biliyorsunuz. Bunu konuşacağız. Gaye Usluer'in bir diğer unvanı CHP Parti Meclis Üyesi. CHP Parti Meclisi tüzük gereği, partinin tüzüğü gereği en üst kurultaydan sonra genel kurultaydan sonra en üst karar organı. Parti meclisinde kararlar, belli başlıklar, konular tartışılıyor, kararlar alınıyor. Peki mesela Kanal İstanbul konusunda neler konuşacağız? Tabii ki depremin siyasetini konuşacağız. Deprem siyaset ilişkisi, siyasi malzeme yapmayın diyen Erdoğan'ın bunu nasıl malzeme yaptığını örnekleriyle anlatacağım. Sizin ayrıca konuşmak istediğiniz bir başlık var mıydı? Bunlar zaten çok önemli evet. Başlıklar. Ama dediğim gibi bugün bütün başlıklar size çıkıyor. Evet, her yolda. Teşekkür ederim. Aslında siz belirlediniz, ben size teşekkür ediyorum. Çok teşekkürleştik. Şimdi ben esas konulara geçmeden önce çok önemli birkaç sıcak başlık paylaşmak istiyorum efendim sizlerle. Bir, bugün Gezi davasında yeni duruşma günü. Tek tutuklu sanık Osman Kavala bugün, kusura bakmayın, bakarak söylemem lazım, 819. günde, inanılır gibi değil, 819. günde yeniden hakim karşısına çıkacak. Onun umudu yok tahliye konusunda ama açık söyleyeyim, benim umudum var. Gezi davasının bugünkü duruşmasında eğer bir karar gelirse hemen sizlerle zaten bunu paylaşacağım. İki, şimdi efendim Trump bugün bir bombanın pimini çekecek, el bombasının. Ya da şöyle söyleyelim, Kudüs ateşini yakacak. Birçok gazetede yok, Libya var, o var, bu var falan, fakat bu gerçekten çok önemli. Bölgeyi yeniden istikrarsızlaştıracak bir mesele. Hatta belki dediğim gibi Kudüs ateşi yakacak bir mesele. Karar gazetesi bir tek manşet yapmış bunu. Kimin Kudüs'ünü kime veriyorsun demiş Karar gazetesi. Bu konuda da özellikle yarın Trump ve Netanyahu'nun bu akşam saatlerinde atacağı imza 100 yılın planıymış. 100 yılın bombası ya da 100 yılın sabotajı diyebiliriz buna. Yarın paylaşırım gelişmeleri. Bu arada bölgede istikrarsızlık Kudüs nedeniyle beklenirken Suriye tam bir tuhaf duruma geldi. Şimdi İdlib'de Rusya destekli Suriye ordusu kendi toprakları neticede bir operasyon yapıyorlar. Tabii kendi toprakları ve dolayısıyla operasyonlar meşru görülebilir ama çok sayıda sivil can kaybıyla vesaireyle etkileniyor. O da bir yana. Tabii bir yana değil, çok önemli ama bir de bir başka yanı da sınırımıza gelen 350 bini geçmiş son İdlib meselesi yüzünden 350 bin daha sınırı da bekliyor. Onların iaşesi ibadetinden biz sorumluyuz. Türkiye, biz derken Erdoğan. Şimdi bir başka mesele daha var. O da şu. Bakın Abdullah Ağar bu Twitter'da bu mesajı paylaştı. Abdullah Ağar belli ki MİT askeri istihbarat içinden iyi haber alan bir isim. İyi kaynakları olan bir isim.
birçok meselede bunu görüyoruz. Şu haberi paylaşmış, diyor ki ABD'li ve Rus askerlerin Fırat'ın doğusunda birbirlerine önce silah sonra helikopter çektiklerini biliyor muydunuz? Helikopter çekmişler. Yani resmen hani iki tarafın helikopterleri havalanmış, karşı karşıya gelmişler. Haritayı görelim, nerede olmuş bu? Şimdi dediği gibi Fırat'ın doğusunda, bakın Kamışlı, Nusaybin'in hemen dibinde. Kamışlı, Türkiye'nin şu mavi bölgede biliyorsunuz, Rus askerleriyle ya da ABD askerleriyle, duruma göre değişiyor ya, ortak devriye imkanı var. Kamışlı hariç, çünkü Kamışlı'da doğrudan doğruya Esad gücü var, Esad'ın ordusu var. Şimdi oraya giden bir konvoyu yolunu kesiyor Amerikan askerleri. Altta gördüğünüz fotoğrafta Abdullah Ağar'ın paylaştığı Rus bayrakları var. Rus bayraklı, yani Rusların konvoyunun önünü kesiyor. Birbirlerine önce silah çekiyorlar dedik ve sonra helikopter çekiyorlar. Bir çatışmanın kapısından, eşiğinden. Değişik bir tanımlama olmuş değil mi? Helikopter çekmek. Evet. Ya, değişik bir tanımlama olmuş, evet. Dehşet bir şey. Helikopter evet. Çekmişler birbirlerine. Şimdi hep oralarda vekiller savaşı gördük ya, Rusya adına birileri, Amerika adına birileri. Hayır, burada doğrudan doğruya birbirlerine karşı çok tehlikeli bir oyun sergilemişler. Bu arada Amerikalı yetkililerin, söylemeden geçmeyelim, Mazlum Kobani, PYD'nin başındaki isim biliyorsunuz. Pardon, YPG'nin başındaki komutan, askeri güç olarak söylüyorum. İşte bir mecrada ilerlerken dünya koronavirüsü konuşuyor. Çünkü koronavirüs yayılıyor. Dün söylemiştim, Wuhan eyaletinden sonra biz buna yani bir hastaneyi karantina altına alırsınız falan, tabii, ama tabii, ama bir şehri mühürlemek evet, çok, bu ikinci şehir çok ciddi oluyor. Bir önlem tabii ki. Şimdi ölü sayısı dünya genelinde 100'ü aştı, 105-106 gibi. Saat saat yeni vakalar geliyor, o nedenle tam kesin bir şey söyleyemiyoruz. Bu arada Türkiye'yi ilgilendiren yanı şu, Türk Hava Yolları ekibi Şiyan kentine gitti. Uçuşu var ve üstelik de ilk uçuşuymuş galiba, ya da ilk uçuşlarından biriymiş. Uçakta bir yolcu öksürük, ateş vesaire, aman koronavirüs olabilir endişesiyle enterne edilince, karantinaya alınca, doğal olarak bütün yolcularla birlikte Türk Hava Yolları ekibi de uçaktan çıkamamışlar önce. Sonra önlemler altında, sık önlemler altında, ama bir yerde onlar da karantina altında, enterne edilmiş durumda Türk Hava Yolları ekibi. İstanbul'da birkaç vakadan söz ediliyor. Şu ana kadar bir koronavirüs tespiti yok neyse ki. Sevindirici yanı. Ama şimdi mesela az önce gelen bir haber, Sözcü Gazetesi'nden okuyorum, vardı. Onlar negatif çıktı. Şimdi bu az önce geldi bu haber. Yeni gelen. Daha önce 12 kişinin ilk tetkikleri temizliyor. Ama bir alarm durumu var. Yani Türkiye'de koronavirüs şu ana henüz kadar... Henüz yok, henüz yok. Henüz lafını birazdan henüz soracağım yok. Ne demek. İki başlık daha verip sonra gündeme geçeceğim. O da şu. Türkiye'de de basketbol sevenlerin gerçekten çok büyük üzüntü duyduğu bir kayıp. Kobe Bryant, efsane Mamba, Black Mamba hayatını kaybetti bir helikopter kazasında. Canım, yanında 13 yaşında kızı da vardı. Evet. LeBron James resmen havaalanında bu haberi aldıktan hemen sonra spordan gene bizden ama Beşiktaş yeni bir hoca zaten bekleniyordu herhalde Beşiktaş camiasında, buldu. Şöyle şeyler var hanımefendiler, beyefendiler. Şener Şen kullanıcı ismiyle, kendisine ait mi bilmiyorum. Ama bir Twitter mesajı diyor ki 20 lira verip bir filme gidip sonuna kadar eleştirebilirsiniz. İşte hani yazabilirsiniz bu konuda sosyal medyadan. Paylaşabilirsiniz. Ama onca vergileri verdiğiniz deprem paralarının nereye harcandığını soramazsınız, eleştiremezsiniz. İnanılmaz şeyler oluyor. Yani sanki o depremin sonuçlarından, yaşananlardan
Berna Laç'ın sorumlu. Hop soruşturma. Sanki Şevket Çoruh, birazdan ekrana getireceğim. O sorumlu. Pat soruşturma. Bu arada akıl durduran dinci mi demeli, siyasal İslam ideolojisinin ürünleri mi demeli paylaşımlar. Ama ondan önce bir şu koronavirüsü konuşalım. Tabii. En önce onu konuşalım. Neden? Şimdi pek bu ve depreme başka başlıklara denk geldiği için ve bizde de zaten neyse ki henüz görülmediği için koronavirüsü çok ciddiye almıyor gibiyiz. Oysa, yani medya olarak, oysa mesela ben annemden biliyorum, arkadaşları şöyle şeyler söylüyorlarmış. Aman dışarıda yemek yemeyin. Hı hı. Aman dışarıdan açık bir şey almayın. Şimdi bir, bu tip şeyler bulaşmayı getirir mi, sağlar mı? Korunmak için ne yapmalı? Gerçekten endişe etmeli miyiz? Buyurun. Şimdi ilk kez 29 Aralık'ta Çin'de tanımlandı bu etken, koronavirüs. Aslında eski bir etken. Yani yeni bir virüsle karşı karşıya değiliz. Ama mutasyonel bir virüs. Yani yeni yani değişime uğramış. Yeni değişime uğramış. Yeni bir formatta toplumun karşısına çıkmış. Yapılan araştırmalarda görüldü ki daha önce hatırlarsanız 2002'de SARS virüsü vardı. Bütün dünyada çok ölümlere neden olan. Sonra 2012'de MERS virüsü çıktı. İşte bunlar da koronavirüs ailesinden ve bugünkü yapılan araştırmalar ışığında bu yeni koronavirüsün %70 oranında SARS virüsüyle benzerlik, aynılık gösterdiği tanımlandı. İlk kez Çin'de bir deniz hayvanları, canlı deniz hayvanı satan, deniz ürünleri satan bir markette çalışan 4 kişi de, açık pazar. Evet. 4 kişi de zatürre tanısı konuyor ve ölümcül seyrediyor. Ardından bakılıyor ki yeni bir virüs ve ardından işte olaylar gelişmeye başlıyor. Bugün geldiğimiz noktada Çin'de, dünyanın birçok yerinde var şu anda tek tük vakalar ama işte Japonya'da var, Kanada'da var, Amerika Birleşik Devletleri'nde var, Güney Kore'de var. Ama Çin'de 2500'ün üzerinde insanın bu virüsten etkilendiğini, şu an itibariyle de ya da dün itibariyle diyelim, 81 kişinin koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bunlar çok büyük rakamlar mıdır? Yani neden dünyada bu kadar, Dünya Sağlık Örgütü alarmda kırmızı alarmda? %4'lük bir ölüm oranı var şu anda tanımlanmış. Bu önemli bir rakam. Bu önemli bir rakam. Bir de solunum yoluyla bulaşan etkenler önemlidir. Çünkü solunum yolunu kontrol altına almak, solunum yoluyla bulaşı kontrol altına almak çok kolay değildir. Esas olarak bu virüslerin yerleştiği canlılar hayvanlar. İşte bunun içinde yarasalar var, deniz ürünleri var, kümes hayvanları var. Fakat insanda enfeksiyon oluşturmaya başlaması, bu mutasyon dediğimiz değişim sonucunda virüs insana adapte olur hale yani geliyor. Yani insandan insana geçiyor. Evet, insandan insana geçiyor. Bu önemli. Tabii başlangıç deniz hayvanları, kümes hayvanları, işte yarasalar var ama bunu neden söylüyorum? Şu anda etle, sütle, yumurtayla bulaşma gibi bir risk yok. Bakın bunun için rahat söylüyorum. Olun. Evet, bunlarla bulaşma riski yok. Şu anda risk şu insandan anda solunum insana. Yoluyla. İnsandan insana solunum yoluyla bulaşıyor. Şimdi ne yapmak gerektiği konusunu soracağım ama bir iddia çıktı ortaya. Şöyle benim çok ciddiye aldığım kişilerden bile bu bir Amerikan işte komplosu olabilir mi soruları bile geldi. Fakat esas konuşulan, bu dünya medyası da aslında böyle konuşuyor. Şimdi Wuhan'da ilk bu virüsün mutasyona uğramış koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan kentinde, Çin'de bir laboratuvardan sızdığı ve o laboratuvarda da zaten özel olarak müdahalelerle mutasyona uğratıldığı tam bilim kurgu, evet, karanlık bilim kurgu filmleri gibi. Böyle bir ihtimal size ne der? Şimdi hani ben bir tıp doktoru olarak ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak değil
Ama siyasetçi olarak komplo kısmını da okuyorum, izliyorum. Hı hı. Tabii Çin'in dünyada yükselişi, yükselen bir dev haline gelmeye başlaması ve büyük devletlerin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan duyduğu rahatsızlık bu tür komplo teorilerini üretiyor olabilir. Ama şu anda solunum yoluyla bulaşan bir etkenden bahsediyoruz. Ülkeler arası sınırların kalktığı, herkesin her yere gidebildiği bir noktada eğer bu bir komplo teorisi ise Amerika Birleşik Devletleri'ni de vuracağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yani bundan solunum yoluyla bulaşan etkenlerden bir ülkede bir risk yarattığınızda kendinizi koruma şansınız da yoktur. Öyle bir etkenden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben esas olarak burada bir tıp doktoru, konunun uzmanı bir kişi olarak ne yapmalıyız? Kendimiz açısından, ülkemiz açısından neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız? Ya da uluslararası arenada ki Dünya Sağlık Örgütü, dünyadaki bu işle ilgilenen üst düzey ülkeler arası kolaborasyonu sağlayan kuruluşlar gün be gün, an be an konuyla ilgileniyorlar. Onun için ben bu kısmıyla açıkçası daha çok ilgileniyorum. Peki ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Yani bir bakanlık ne yapmalı? İki, biz yurttaşlar ne yapmalıyız? Şimdi bir kere Çin'den ya da hastalığın görüldüğü ülkelerden gelecek turistlerle ilgili yakın izlem ve takip olması gerekiyor. Termal kameralar havaalanlarına yerleştirildiler, kritik bölgeleri, ama termal kamera dediğiniz ateşli hastayı tanımlıyor. Hmm. Dolayısıyla henüz ateşi olmayan, kuluçka süresinde olan hastalar için termal kameranın herhangi bir katma değeri yok. Önce onu söylemek isterim. 3 ile 14 gün arasında bir kuluçka süresi var. Dolayısıyla bu kişiler... Kuluçka süresince başkasına bulaştırabiliyor. Bulaştırabiliyorlar. Yani henüz belirtileri görmüyoruz ama... Geç kuluçka süresi ya da geç inkübasyon süresi deriz. Tüm etkenler, tüm hastalıklarda geç inkübasyon döneminde hastalık bulguları yoktur ama kişiler hastalığı yayarlar. Bu da tabii ki tehlikeli ve önemli bir süreçtir. Şimdi burada Çin'in yapması gerekenler, ülke olarak yapması gerekenler ki yapıyorlar gördüğüm kadarıyla. Örneğin biraz önce siz de söylediniz, başlangıçta Wuhan ile sınırlıyken bugün 5 şehirde giriş çıkışları yasakladılar. 5'e çıktı mı? 5'e çıktı. 5 şehirde giriş çıkışları yasakladılar. Şimdi bu çok çok önemli. Yani korunmada esas kaynağın olduğu yerde kaynağı kontrol altına alabilmek çok önemli. Çünkü bundan sonraki vakaların ortaya çıkışı kaynak bölgeden çıkan vakaların ülkeden ülkeye ya da başka ülkelere geçişiyle söz konusu. Biraz önce sizinle yine özet kısmında konuştuk. Ben de hemen baktım. İzmir'de de iki ateşi olan Çinli hasta var ve tabii ki aksi ispat edilene kadar bölgeden gelen ateşli hastaların tamamı koronavirüs enfeksiyonu gibi düşünülmeli. Aksi ispatlanana kadar da koronavirüse dair ya da solunum yoluyla bulaşan enfeksiyon etkenlerine karşı önlemlerin olması gerektiği şekilde alınması gerekiyor. Şimdi birincisi şunu belirtmek isterim. Şu anda Türkiye'de koronavirüs enfeksiyonu yok. İkincisi, hani bu konuda bir panik yaratmak yerine işte sosyal medya aracılığıyla olmayanı varmış gibi göstermek yerine doğru korunma önlemleri nelerdir, buna yönlenmemiz lazım. Aynı domuz gribinde olduğu gibi, hatırlarsanız 2009-2010 yıllarında bu da solunum yoluyla bulaşan bir enfeksiyon etkeni. Dolayısıyla aynı domuz gribi enfeksiyonunda olduğu gibi bir kere el temizliği çok önemli. Hatırlayın ve hala Türkiye'de bu yaygın şu anda, alkol bazlı el dezenfektanlarının hani küçük şişelerde yanımızda bulundurmamız. İşe yarar mı onlar? Çok yarar. Tabii ki el yıkamanın önüne geçen hiçbir önlem yok. Yani el yıkama en etkin korunma önlemidir virüsün yayılmasında. Ama her zaman elinizi yıkayabileceğiniz uzaklıkta bir lavabo, bir sabun, bir su kaynağına ulaşamadığınızda, özellikle işte toplu yaşam alanlarında bulunduğunuzda, evinize dönerken yolda veya kendinizi hızla korumak istediğinizde alkol bazlı el dezenfektanları ile el temizliği yapılması önemli. Ama elinizde gözle görülür kirlenme var ise,
gözde görülür kirlenme varsa yapılacak tek şey su ve sabun ile ellerin yıkanması. Hmm. Hani alkol bazlı el dezenfektanlarının el yıkamanın yerine geçebileceği gibi bir düşünceye kapılmamak lazım. Yine şu anda rinovirüsler salgın yapıyor. Grip yani influenza gribi virüsü var. Ama şu maske olayından bir şimdi onu, çünkü onu solunum söyleyeyim. Yolu ya. Şimdi evet. Maske burada tabii ki özel maskeler var solunum yolu virüslerine her maske karşı. Değil yani. Her maske değil yani her şeyle ağzımızı kapatmak değil. Geçirgenliği azaltılmış veya daha güçlü koruma sağlayan maskenin iki tür kullanılma amacı var ama bence hastaların maske kullanması toplumu korumak açısından çok daha önemli. Hmm. Aksırığı, öksürüğü olan, işte ateşi olan, bir solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerin toplumsal ya da kamusal alana çıkarken maske kullanmaları bütün bir toplumu maskeleştirmekten daha önemli. Ama tabii ki genel bir salgın durumunda da kapalı alanlara girdiğimizde, toplu alanlara girdiğimizde, kalabalık alanlara girdiğimizde kendimizi korumak üzere maske kullanabiliriz. Bir de şunu söyleyin ne olursunuz. Biz çok seviyoruz öpüşmeyi ya. Sözümü çok güzel aşkına. Bir şekilde ara verdirdiniz. Çünkü benim eksiğim gerçekten sarılmamak, öpüşmemek. Hatta bakın el sıkışmak. Hani özellikle biz siyasetçiler evet. El sıkışmak da bizim için çok fazla, sarılıp öpüşmek de çok fazla. Yapmazsanız ama ne soğuk derler kim ama bilir. El sıkışmada da bakın ellerimiz aracılığıyla solunum yoluyla bulaşan mikropları, işte virüsleri, bakterileri aldığımızda elimizi ağzımıza, burnumuza götürdüğümüzde bu etkeni bizzat kendi kendimize bulaştırmış oluyoruz. Dolayısıyla hani çok sayıda toplumsal, kamusal alanda el sıkıştığımızda, sarıldığımızda da alkol bazlı el dezenfektanlarıyla ellerimizin temizliğini yapmamız önemli. Tabii mümkün olduğunca risk grupları burada çok önemli. Kim bunlar? İşte immün düşkün hastalar dediğimiz kanser hastaları, kemoterapi hastaları, kortizon kullanan kişiler, kronik alkolizm öyküsü olanlar, şeker hastaları, işte romatizmal hastalıklar nedeniyle immün sistemi baskılayıcı ilaç kullananlar ve yaşlı kişiler. Şu mevsimde ve bu kadar çok virüsün ortamda olduğu, bakın korona demiyorum, çok sayıda solunum yoluyla bulaşan ve şu anda salgın yapan viral etkenin olduğu süreçte mümkün olduğunca kapalı alanlarda bulunmamak. Domuz gribine gelirsek, mesela esas olarak Türkiye'de etkili olan şu anda galiba bu. Şimdi tabii ki o 2009-2010'da tanıştığımız domuz gribi virüsünün etkisiyle bugün domuz gribi virüsü dediğimiz virüsün kapsama alanı ya da gücü aynı değil. Çünkü 2009-2010'da bu virüs tüm dünyada yeniydi. Aynı korona nasıl şekil değiştirdiyse o zaman da domuzda enfeksiyon oluşturan bir grip virüsü şekil değiştirdi ve insana adapte oldu. Ama geçen 10 yılda bir şekilde aşılarla enfeksiyonu geçirerek biz bu virüse karşı bağışıklık geliştirdik. İnsan da değişti yani. Evet, bu yıl yine salgın oluşturan 2009-2010'lu yıllarda tanımladığımız domuz gribi virüsü. Ama o yıllardaki korkunçluğu yok, bunu bir kenarda belirtelim. Aşı var. Bu yıl ülkemiz için hani yazık diyebileceğim ya da üzüntüyle karşılayacağım durum, her yıl Eylül ayının ortasında ülkeye giren grip aşısının ülkeye girişi geciktiği gibi peyderpey çok az miktarda gelmesi. Yine Sağlık Bakanlığı'nın bizlere enfeksiyon hastalıkları bölümlerine her yıl Eylül ayının en geç sonuna kadar göndermekte olduğu risk grupları için kullandığımız grip aşısının Kasım ayı sonunda Aralık ayı içerisinde hastanelere ulaştırılmış olması risk gruplarının aşılanmasını geciktirdi. Risk grupları aşıya ulaşamadılar. Eczanelerde aşı yok satıyor. Şimdi bakın Bursa Eczacılar Odası Başkanı az önce Sözcü.com.tr'ye düşen bir haber bu. Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin demiş ki sadece Bursa'ya kendi alanlarından söz ediyor. İhtiyacın 5'te 1'i kadar grip ilacı gelmiş. İnsanlar çünkü zam bekleniyor giriyorlar. Ya. İnsanlar sıraya giriyorlar aşı için.
Yani eczaneye adlarını yazdırıyorlar ki hani önce yazdırana önce aşı bulunabilsin diye. Bu da bugün Sağlık Bakanlığı'nın önemli bir eksikliğidir diye düşünüyorum. Bakanlık, bakan geçen gün çıktı dedi ki yok dedi, piyasada dedi hiç eksik gedik yok dedi, her şey var dedi. Vallahi piyasada eksik de var, gedik de var. Siz de çok iyi, evet biliyorsunuz. Ben çünkü bu işin içindeyim. İşte bize o kadar az aşı geldi ki hastanemize. Gönderilen yazı şöyle diyor: öncelikli olarak enfeksiyon hastalıkları hekimlerinin ve çocuk hastalıkları hekimlerin aşılanması. Çünkü gelen aşı, daha önce biz o kadar çok aşı gelirdi ki bütün hastaneyi rahatlıkla aşılardır. Risk gruplarına aşımız yeterdi. Ama biz bu defa sadece kendi grubumuzu, yani kendi enfeksiyon hekimlerimizi, çocuk hekimlerimizi aşılayabildik. Peyderpey gelen, geç gelen, ulaşılamayan aşı bugün risk gruplarının aşılanma sürecini etkilemiştir. Toplumsal duyarlılığın azalmasını oluşturmuştur ve bugün acil polikliniklere başvuran hastaların çoğunluğu ateşi 39-40 derecenin üzerinde olan, büyük bir kısmı rinovirüs enfeksiyonu ama azımsanmayacak kadar hastane yatışı gerektiren, yoğun bakım yatışı gerektiren ve zatürre tanısıyla hastane yatışı gerektiren influenza vakalarının ortaya çıkışındaki en büyük nedenlerden birisi aşı eksikliği. Acil şifalar diliyorum. Deniz Baykal, evet, influenza. Evet. O influenza tanısı aldı. Tanısıyla hastaneye kaldırıldı. Sayın Deniz Baykal'da. Çıktı mı bilmiyorum. Hayır, hastanede. Hala hastanede. Hala hastanede değil mi? Yani daha iyi olduğu şeklinde bilgiler geliyor ama henüz hastaneden ayrılmadı. Yani risk grupları dediğiniz gibi çok önemli. Bu arada grip aşısından söz ettiniz, bulunmuyor dediniz vesaire. İşte özellikle enfeksiyon hastalıkları ve çocuk hastalıkları hekimleri, onlar risk grubunun başında geliyor. Çünkü maalesef hastalarına da bulaştırıyorlar bir yandan. Önemli olan. Bir yandan öyle. Yani dolayısıyla grip aşısı tavsiye edilir bir şey mi? Şimdi grip aşısı tabii ki tavsiye edilir. Şimdi tabii ki tüm dünyada ve Türkiye'de giderek büyüyen bir aşı karşıtlığı bu yönde bir kampanya var. Maalesef. Hatta işte bizim ülkemizde de konuyla ilgisi olan olmayanlar konuşuyorlar, kitaplar yazıyorlar. Bunu son derece tehlikeli buluyorum. Çünkü aşılama sadece bireyi korumak için yapılan bir şey değildir. Aşılama toplumsal bir olaydır. Aşılamanın bir yanı aşılanan kişinin korunmasıdır. Öteki yanı aşılamanın toplumun korunmasıdır. Yani benim çocuğum benim kararım dediğinizde, senin çocuğun için doğru kararı vermediğin noktada devlet bu işe müdahil olmalıdır. Senin çocuğunu aşılamayarak bir takım enfeksiyon hastalıkları riskiyle karşı karşıya bırakabilirsin, evet, ama senin çocuğun hastalandığında herkesin çocuğu için o çocuk bir hastalık kaynağı olacaktır. Dolayısıyla bu aşı karşıtlığı, Türkiye'de grip aşısıyla ilgili de güvensizlik, aşılanmama oranlarını artırdı. 2009-2010 yılı milattır Türkiye açısından. Biliyorsunuz işte aşıların içerisinde domuz proteini var dediler, insanlar için zararlı bir takım maddeler var dediler. Ülkeyi yöneten en üst makamdaki kişi çıktı ki ben aşılanmıyorum, aşıya da inanmıyorum dedi. O sırada ülkenin en tepesinde bulunan kişi domuz gribi oldu. Şimdi bunlar Türkiye'nin gerçekleri ve bugün geldiğimiz noktada özellikle ülkede sözü dinlenen, sözü geçer durumda olan, sözü çoğaltılabilen kişilerin konuyla ilgili bilmeksizin yalan yanlış söylemleri toplumsal inancı sarsmak, toplumsal inancı yok etmek açısından önemli. Grip aşısı ile ilgili son söz şunu söylemek isterim. Grip aşısı her yıl bir yıl önce salgın yapan mikrobun tanımlanıp ondan yeniden üretilmesiyle piyasaya sürülen bir aşıdır. Yani her yıl yenilenen. Her yıl yenilenen. Anladım. Koruyuculuk süresi de bir yıldır zaten. Öncelikli olarak risk gruplarının her yıl grip aşısıyla aşılanmaları gerekir ama dünyada da böyledir bu. Aşılanmak isteyen herkes grip aşısıyla aşılanabilir. Yani yok sen risk grubu değilsin, böyle bir şey yok. Aşılanmak isteyen, aşıyla korunmak isteyen herkes aşılanabilir. Ama biraz önce saydığım risk gruplarının her yıl Ekim 15, maksimum Kasım 15'e kadar grip aşısıyla aşılanmaları gerekir. Devlet bu konuda, şimdi eğer bu kadar önemliyse,
özellikle çocuklarımızı korumak adına, hani belli bir yaştan sonra artık herkes kendi kararını verir, kendi yolunu çizer belki, ama çocukları korumak adına mesela Milli Eğitim Bakanlığı tuhaf tuhaf kitaplar yayınlayacağına, dünya paralar veriyor ona. Okullarda kendisi ithal ederek gerekirse, çocuklara grip aşısı yaptırsa, yapsa, bu kadar, olmaz mı? Yok, bu kadar rutine sokmaya gerek yok. Hani bu bir sürü aşı şu anda Türkiye'de en çok ücretsiz devlet kontrolünde aşı uygulayan ülkelerden birisiyiz. Eğer zaten, yeterince ulaşabiliyorsak. Zaten diyorsunuz ki tabii bu ki, ama bu tabii ki ülkenin batısındaki aşılanma oranları, Doğu Güneydoğu'daki aşılanma oranlarının aynı olmadığı. Çok fark var mı? Mülteci tabii ki arada fark. Mesela Türkiye'de aşılanma oranları %90'ın üstüdür, %95'in üstüdür dediğinde Sağlık Bakanlığı ülkenin batısını kastediyor. Ama öte tarafa gittiğinizde o %90'ın üzerindeki rakam 80'e indiğinde büyük bir açıkla karşılaşıyorsunuz. Üstelik Türkiye'de bugün sayıları 5 milyonu geçen mülteci kavramından söz ettiğimizde, mültecilerin sağlık güvencelerinin tam olmadığı, mültecilerin sağlık durumlarının tam saptanmadığı bir ülkede enfeksiyon hastalıklarının yaygınlığı, aşı ile korunabilir hastalıkların önemi daha da güçlü mülteci olarak demişken, karşımıza çıkıyor. Şu gerçek mi? Şimdi Türkiye'de sağlık konusunda çok uzun yıllar çok başarılı kampanyalarla bazı hastalıkların neredeyse kökü kazındı. Şimdi aşı karşıtlığı nedeniyle mesela kızamık vakalarında 5'e katlanmalar falan görüyoruz bir yana. Şimdi Suriye'den gelenler bizim geçmişte bıraktığımız, bizim kuşağımızın zaten hani tarihe karıştırdığı ama şimdiki çocukların yeni tanışacağı bazı virüsleri, bazı hastalıkları taşıdığı iddiası var. Bu doğru mudur? Taşımak değil. Nedir? Bu duyarlı olmak. Şimdi bizim çocuklarımız bu aşılarla aşılandıkları için korunma durumundalar. Bu mikroplar Türkiye'de var mı? Var. Ama toplumsal bağışıklık bu etkenlerin yavaş yavaş eradike olmasını, yani yok olmasını ama sağlıyor. Ama bazı aşılar o hastalıklar yok diye mesela yapılmayabiliyor belki. Eradikasyon noktasında. Örneğin çiçek aşısı artık yapılmıyor. Dünyada çiçek olmadığı için. Birçok ülke, gelişmiş ülke çocuk felci aşısını durdurma noktasında. Türkiye'de yıllardan beri çocuk felci görülmezken ve artık Türkiye'de çocuk felcinden temizlenmiş ülkelerden birisi denilirken tek tük bilgiler gelmeye başladı. Tabii bakanlık bu verilerin tamamını net şekilde paylaşmıyor açıkçası. Örneğin kızamık vakalarında olduğu gibi. Bu noktada sadece Suriyeli mülteciler değil, ne kadar mülteci varsa ülkede mülteci çocuklarının sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanması. Yani bu ülkenin çocukları hangi aşılarla aşılanıyorlarsa mültecilerin çocuklarının da aynı aşılarla aşılanmaları çok önemli. Çünkü biraz önce demiştim, aşı bireysel korunmadan öte toplumsal korunmayı sağlar. Bir mülteci çocukta ya da mülteci grubunda ortaya çıkan salgın hastalık bizim ülkemizde henüz aşılanmamış çocuklar için kaynak oluşturur. Dolayısıyla mülteciler ülkeye girdikleri andan itibaren onların sağlıkları bizim toplumsal sağlığımızın bir parçasıdır. Biz onlara eksik sağlık hizmeti verirsek o eksik sağlık hizmetinin yaratacağı sorunlar bizim çocuklarımızın, bu ülkede yaşayan herkesin sorunu olacaktır. Dolayısıyla ben burada bir mülteci, çeşitli kaynaklarda bunlar da var. İşte Suriyeliler hastalık getiriyor. Hayır, siz Suriyelileri bu ülkeye kabul ettiğiniz noktada misafirdir, geldi, gidecek, bu muamele değil. Geldiği noktada siz ülke olarak, devlet olarak Suriyelilerin sağlığından sorumlusunuz. Suriyelilerin sağlığı demek sizin sağlığınız demek. Suriyelilerin eğitiminden sorumlusunuz. Suriyelinin entegrasyonundan sorumlusunuz. Bunları yapmadığınızda ortaya çıkacak her bir olay toplumsal infiallerin hazırlayıcısı olaylardır. Eksiklik bizimdir. Yani bu ülkenin eksikleridir. Şimdi anladığım koronavirüsü Türkiye'de henüz yok. Umarım olmaz. Umarım olmaz. Yok. Paniğe gerek yok.
Efendim açıkta yedik yedik şu falan değil. Ama solunum yoluyla, bulaşan tüm enfeksiyon etkenlerinde olduğu gibi. Öpmeyeceğiz, sarılmayacağız, ellerimizi yıkayacağız mutlaka. Gerekirse maske kullanacağız. Evet ve sık sık da bu dezenfektanlarla. Sık sık derken hani ellerimizi yara yapmayalım o tabii. O kadar değil, o kadar değil. İşte diyelim ki mesela toplu taşıma aracıyla gittiniz geldiniz. Hemen arkasından evet. Orada kim bilir neler alıyorsunuz. Elinizi yıkayıp belki de dezenfekte edeceksiniz. Merdiven trabzanları bile önemli dehşet. Kaynak olarak. Dehşet. Fakat şey de çok enteresan. Her gün görüyorum metroda o trabzanları, merdivenlerin, yürüyen merdivenlerin dezenfektanla evet. Ama yetmez ki tabii. Yetmez çünkü hani ne kadar intervaliniz nedir, tabii. Ne kadar aralıkla yapabiliyorsunuz ama tabii bunları da hani çöp haline de getirmeyelim. Güzel güzel noktalar, güzel işler, bu güzel işlerin de devamlılığını isteyelim. Şimdi tıp doktoru Gaye Uslayer'i gönderiyoruz efendim. Yerine siyasetçi Gaye Uslayer alıyoruz. Parti meclisi, CHP parti meclisi üyesi. CHP parti meclisi üyesi olarak siyasetin birçok konusunu, özellikle depremi de konuşacağız ama depremi herhalde yani o kafaları konuşmamız lazım. İnanılmaz şeyler cereyan etti. Yani röntgenimiz çekildi. Evet. Türkiye'nin röntgeni çekildi bu deprem meselesiyle. Çıplak kaldık. Çıplak kaldık. Aynen çıplak kaldık ama önce şu Suriyelileri konuşmuşken mültecileri oradan bir başlayalım. Türkiye'nin halini. Şimdi programın başında söyledim. İdlib'de çok ciddi bir süredir iktidar medyasının da görmezden geldiği ve göstermemeye çalıştığı çok vahim bir durum var. Arada sırada Esad'a kızmak için falan söyleniyorlar ama belli ki işin içinde Rusya olduğu için çok da iktidarın işine gelmiyor. Orada bir şeyle. Şimdi Heyet Tahrir Şam diye bir orada grup var. Heyet Tahrir Şam El Nusra'nın aslında adını değiştirildiği evet. Bir grup. El-Kaide yavrusu. Bunlar sonradan sarayın Suriye Milli Ordusu adını taktığı sanki o isim takmalarıyla Öso. Onların oluyor gibi. O ÖSO'nun o çetenin birlikte savaştıklarını açıkladılar. Açıklayan da ÖSO. Birlikte çalıştıklarını açıkladılar. Yani nedir çalışma? Esad'a karşı hatta Rus askerlerine karşı birlikte savaşıyorlar. Fakat durum öyle bir hale geldi ki dediğim gibi tekrar sınır boyu mülteciyle doldu. Şimdi Türkiye'de 4 küsur milyon Suriyeli var evet. Deniyor. Bir 500 bine kadar yaklaşan o kadar değilse bile 350 bin civarında bir Suriyeli göçmen daha İdlib'den sınıra gelmiş durumda. Bu Suriye politikası, hani CHP hep söyleyip duruyor ama dinletemiyor. Putin söyleyince oluyor ya, hani Libya konusunda da. Ya da Trump söylediğinde. Şimdi burada ne noktadayız? Yani Suriye politikasında ne noktadayız? CHP bu konuda gerçekleri söylemenin dışında herhangi bir yol haritası var mı? Ne yapacak? Aslında hani ülkelerin bazen sıkışmışlık durumları vardır, sıkışmış oldukları her aşamada. İşte biraz önce sağlığı konuştuk, konuşmadık ama biraz siz değindiniz, eğitimi, ekonomi. Türkiye bugün gerçekten hem iç politikayla hem dış politikasıyla hem işte ekonomisi, sağlık, eğitim sıkışmışlık noktasında. Muhalefet de sıkışmışlık noktasında esasında. Bütünüyle muhalefeti söylüyorum. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsetmiyorum. Ancak 31 Mart seçimleri 2002'den beri devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı için ete kemiğe bürünmüş geriye doğru gidişin, ivmenin aşağıya doğru dönüşünün bir başlangıcı oldu. Bakınız Türkiye'de ideolojik olarak birbiriyle uyuşmayan, ideolojileri örtüşmeyen siyasi partiler Türkiye'nin ortak çıkarları üzerinde bir araya geldiler ve adını Demokrasi İttifakı koydular. Yani ortaklaşılan en önemli kısım aslında Türkiye'deki huzurun, Türkiye'deki adaletin, Türkiye'deki özgürlüklerin, eşitliğin yeniden inşası ve yerel seçimler sonucunda da biz bunu ete kemiğe bürünmüş bir şekilde elde ettik. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli bir oyun kurucu
oyunu yönlendirici, sonuçlandırıcı olduğunun altını çizerek başlamak istiyorum. Ama dış politika hususuna baktığımızda, bakın bu Barış Pınarı Harekatı'ndan hemen önce İstanbul'da Suriye Çalıştayı düzenlendi. Evet. Ama ta 2012 yılında, yani işte komşularla sıfır sorun noktası, işte Emevi Camii'nde gideceğiz, namaz kılacağız noktasından 8 yıllık sürece baktığımızda, 8 yıldır Türkiye'ye yerleşmiş olan, artık misafir değil, Türkiye'li olan Suriye'den gelen mülteciler sorunu Türkiye'nin bugün en önemli sorunu. Kapıda 350 bin kişi var. Avrupa ülkeleri bu 350 bin kişiyi değil, ondan önceki 4 milyon kişiyle de uğraşmıyor. Hala hükümet yetkilileri biz misafirperver bir ülkeyiz, biz Müslüman bir ülkeyiz, Müslüman ülkenin işte gönlü zengindir, şudur budur. Şimdi bunlar safsata, safsata. Yani sığınmacılık durumunda, mültecilik durumunda akılcı kararlar vermek gerekiyor. Yani buyurun gelin, buyurun gelin dediğinde senin girenin belli değil, çıkanın belli değilse, işte biraz önce sağlıkta gördüğümüz sorunların ortaya çıkışı, senin giren çıkanı hesaplamamanla ilgili görüyoruz. İnsanları serbest dolaşıma koyduysan, hangi ilde ne kadar Suriyeli yaşadığı hakkında senin tam bir bilgin yoksa, bu ülkenin yanlış politikasının sonucudur. Bakın Barış Pınarı Harekatı tezkeresi meclise gelmeden önce ne dediler? Ülkenin bekası dediler. Ülkenin bekası dediler. Biz burada bir güvenlikli alan oluşturacağız. İşte bu güvenlikli alan Türkiye'yi terör örgütlerine karşı korumak için dediler. Şimdi ülkeyi yöneten grup diyorum, çünkü mecliste o ülkeyi yöneten grupla mecliste kendi partilerinden olan milletvekilleri grup arasında da büyük bir duvar var. Hmm. Aslında onlar da mecliste bizim arkadaşlarımızla birlikte öğreniyorlar. Veya biz nasıl ulaşamıyorsak onlar da ulaşmakta zorluk çekiyorlar. İnanın bugün Libya tezkeresinde mesela ilgili bakanlar gelmedi bile meclise. Meclis artık bakın 2 hafta tatil, aç kapa. Ya, siz eski milletvekilisiniz. Ben 25-26. dönem Cumhuriyet Halk Partisi çok milletvekili. Çok fark var mı? Şimdi şöyle içerideki arkadaşlar, tabii ben dışarıdan izlediğimde bunu çok rahatlıkla görüyorum ama aynı dönem milletvekilliği yapmış, hala milletvekili olan arkadaşlar çok daha net görüyorlar bugünü de içeride yaşadıkları için. Bugün meclis işlevsizleştirilmiş bir meclis. Milletvekillerinin, iktidar partisi milletvekilleri dahil hiçbir hükümleri yok. Bir cumhurbaşkanlığı danışmanı, atanmış bir kişi ve adı danışman olan bir kişi bugün cumhurbaşkanına ait en yetkin açıklamaları yaptığında kendi grupları dahil ilk ağız ondan duyuyorlar. Çok Türkiye demokrasisi adına parlamenter, sınırlı da olsa parlamenter demokrasinin rafa kaldırılmasıyla gelinen vahim noktayı konuşacağız. Çünkü o meclis şimdi dışarılarda bir yerde, dışarıda derken tarikatlarda, Birlik Vakfı gibi aralarında işte Erdoğan, İsmail Kahraman'ın da bulunduğu, kurucular arasında böyle isimlerin bulunduğu, kimi odaklarda hazırlanan ya da tamamen dışarıdan İslam Konferansı Örgütü gibi yerlerden Türkiye'ye dayatılmaya çalışılan yasaları, tüzükleri meclis gene kucağında bulacak. AKP'ler, MHP'ler, çok vahim şeyler önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak. İkinci bölümde bunları konuşalım. Deprem konusunda Suriyelilerin gene kulağını çınlatabilir. Çok enteresan. Elazığ depremi bize şunu gösterdi. Orada da ne kadar çok Suriyeli varmış. Evet. Ve ne kadar çok onlarda tabii doğal olarak buldukları evlere girdikleri için bunlar da zarar gören, ne kadar çok yaşayan zarar insanlar görmüşler. Arasında. Bunları konuşacağız. Bir hayli konuşacak konu var. Evet. Bir kafadan söz edeceğim. Bir adam. Adam demek kolay bilmiyorum. Görüşelim.